Herkese merhaba Yezegen halkı. Eğer bu videoyu şu an ders çalışırken izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa biliyorsun uzay başında öğrenirsin. Evet, bugün yine öğrencim aradığım bir video ile karşınızdayım. Bugün Esma'yı arayacağız. Esma mezun ve ilk 5000 istiyor. Bakalım Esma telefonu açıp bize paylaşmamıza izin verecek mi? Evet. Alo Esma, merhaba, müsait miydin? Alo. Müsaitim Kemal abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın abicim? Ben de iyiyim. Birazcık sesin az geliyor. Haberin olsun. Sahne mi? Evet, şu an iyi, aynen. Bu şekilde konuşursan sorun yok. Evet, nasıl geçti haftamız abicim? Yani hafta içi iyi geçti abi. Hafta Düşünüyorum. sonu cenazemiz vardı. O yüzden çalışamadım. Ha, başını sağ olsun abicim. Yakın birisi miydin? Dedemdi. Ha, deden, doğru, tamam. Başını sağ olsun. Sağ ol abi. Evet, bu hafta genel olarak ama onun haricinde iyi çalışmışsın bence. Evet, hafta içi çalışmıştım Allah'tan. Evet, ya elinden geleni yapmışsın, değil mi? Evet. Evet. Matematikte TYT'ler aynen kalsın, tamam mı? Tamam. AYT'den polinomların hepsini vereyim mi? Abi şöyle yapsak. Hani ben bir kaynaktan ilerleyince pek oturmuyor bende. Bir Tamam. yandan da kaptan yapsam nasıl olur fonksiyonları? Olur, tamam. O zaman şöyle yapalım. Bence bütün konuları kaftan değil de, mesela atıyorum, fonksiyonlarda kendini çok iyi hissetmiyorsan, hani tam oturmadığını düşünüyorsan, o zaman kaftan bir daha yapalım. Mesela atıyorum, sen karmaşık sayıları biliyorsan ve karmaşık sayıları bir kaynaktan çözdüğünde anladığını hissediyorsan, kaftan çözmeye gerek yok. Ama tam oturmuyor dedin ya fonksiyonlar. Onu da çözelim. O şekilde ilerleyelim mi? Olur. Çünkü kaf birazcık uzun ya. Hani çok iyi bildiğimiz konuları kaftan şey yapmaya bence gerek yok. Vakit kaybetmeye. Sence? Olur abi. Tamam, o şekilde yapalım. Ben bu hafta fonksiyonları oradan da verdim, tamam mı? Tamam. Fiziğimizde de evet, fizikte birazcık yapmamışız sanki. Fiziği atlamışız bu Evet. hafta. Abi sizi hafta sonuna bırakmıştım. Evet. Vakitini çok alıyor diye hiç yapamadım hafta sonunda. Yani bu hafta Tamam. hiç çalışamadım. Deneme ailesi. Tamam, o zaman bu hafta fiziğe aynen devam ediyoruz. Ödevlerimiz aynen kalıyor ama bu hafta da fizik çalışmazsan bozuşuruz ona göre, tamam mı? Tamam abi. Çünkü bayağı uzun zamandır fizik çalışmıyoruz sanki. Evet, Yok. üçgende açıkenar bağıntıları ve ikizkenar üçgeni birlikte vereyim mi geometride? Olur abi. Eşkenar de yaparım. Yok, onun yerine fizik çalış. Vay. Tamam mı? Eşkenar üçgeni Tamam. yapmam. Abi, geometri herhalde iyi yapıyorsun, hemen yaparım deyip şey yapıyorsun ama fiziğe gelince yok. Tamam abi, daha yapacağım. Tamam. Madde geçişleriyle sinir sistemini biyolojiden vereyim mi? Olur abi. Tamam. Kimyada gazları ekleyelim mi abicim? Abi şey ya, şu hani kapasitelenen gidiyorum ya ben. O Evet. kadar uzun ki bir fasikülü 400 soru. Ya modern atom teorisi 400 soruydu. Ben 300 sorusunu falan yapabildim. Ya işte ben de diyorum ki, eğer mesela modern atom teorisinde senin çok büyük sıkıntın yoksa, hani çünkü sen mezunsun ya, sonuçta 12. sınıf değilsin, mezunsun. Hani senin modern atom teorisinde çok büyük sıkıntın yoksa bence Aydın'dan falan gidelim ya da Palme'den gidelim. Hani direkt olarak sıkıntımız olmayan konuları hani böyle bir 7-8 testle, işte 10 testle neyse, hani geçelim. Tamam. Ne Aynen diyorsun? abi, öyle yapalım bence de. Bence öyle daha mantıklı. Baktın mesela, atıyorum, gazlarda gerçekten anlamadığını düşünüyorsun, oturmamış. O zaman dersin ki abi, biz bunu bir de fasikülden bitirelim. O zaman fasikülden de veririz, olur mu? Olur abi. Tamam, o zaman gazları direkt ben Aydın'dan vereyim mi? Abi Gazlar gazlarda sıkıntı çok değil mi? büyük bir sıkıntım Tamam, var. gaz Evet. tamam o zaman, okey. Gazların sıkıntı olduğunu tahmin ettim zaten. Tamam, gazların yarısını veriyorum o zaman, tamam mı, şeyden, fasikülden. Tamam. Tamam. Tamam abi. Türkçemizden de fiiller vereyim mi abicim? Olur abi. Tamam. Türkçeden de fiiller verdim. Onun dışında deneme çözdük mü bu hafta? Çözdüm abi. Tamam. Denemeyi her hafta çözmeye devam ediyoruz. Denemenin analizlerini yaptın mı peki? Mesela ders ters analizlerini. Yapmıştım. Yaptım abi. Aynen. Evet. Çok güzel yapmışsın. Tamam. Güzel. Teşekkür ediyorum. Bunları her hafta yapmaya devam ediyorsun abicim. Tamam. Genelde öğrenciler bir hafta böyle bir heyecanla, sevesle yapıyorlar. Sonraki denemelerde de böyle denemede bir de kötü geçmişse yapmıyorlar. Böyle aksatıyorlar. Ama sen bunları düzenli olarak yaparsan, fark ettiysen bak, sürekli olarak o yanlışlar birikecek. Ve bir yerden sonra, mesela atıyorum 10 deneme sonra direkt oraya baktığımızda toplam yanlışın direkt gözükecek. Hani nereden yanlış yaptığın. Ve biz direkt o konulara ağırlık verebileceğiz.
Evet, nokta atışı olacak o zaman. Aynen öyle, nokta atışı olacak. Atıyorum bundan 3 ay sonra, 4 ay sonra son yine mesela ilk 10 denememize bakacağız. İlk 10 denemede atıyorum olasılığı full yanlış yapmışız ki, diyelim ki. Ama son 10 denemede mesela olasılık hiç yanlış değilse demek ki biz olasılığı halletmişiz. Ama hala olasılıktan soru kaçırıyorsak demek ki olasılık bizim kronik rahatsızlıklarımızdan bir tanesi. Ona belki iki kaynaktan daha bir ilaç gibi çözmemiz gerekiyor demektir. Anlatabildim mi mantığı? Anladım abi. Hani bu Anladım. şekilde gidiyoruz. TET denemelerini her hafta yapmaya devam ediyoruz. Analizleri her hafta yapmaya devam ediyoruz. Bir de şeye bakacaktım. Bu Türkçe neden böyle? Mesela paragraf çözmediğin günler var mı? Yok. Bir tek cumartesi pazar var. Tamam. Onunla da bahanem var zaten. Tamam. Sıkıntı yok. Problem çözmediğin günde bir gün var. Cumartesi pazar hariç. Çerşamba günü çözmemişsin sadece. Hani paragraf ve problemi böyle 20 soru değil de bir de abicim 30-40 soru bandında çözersen hani denemede 30-40 soru çıkıyor ya. Hani o yüzden 30-40 soru bandında çözersek bunu denemedeki şeylere daha çok alışırız. Yani mesela atıyorum sen 20 soru çözüp sıkılıyorsun muhtemelen ve bırakmak istiyorsun. Ama işte deneme de başına böyle gelebilir. Hani başına böyle bir şey gelebilir. Hani sıkılmaman için o 40 soruyu çözmeye alışman gerekiyor. Ve süre sıkıntımız da var sanıyorum. O yüzden hani bunu birazcık daha hızlandırmak için daha çok paragraf çözmemiz lazım, tamam mı? Tamam abi. Kaç soru çözeyim abi? Yani 30 o zaman değil mi dediğin Aynen, en gibi? az 30 soru abicim. Tamam. Tamam. Tamam abi. AYT ne zaman çözeriz abi bu arada? Deneme. AYT konuları ne zaman biterse Esma. O Tamam. sana bağlı. Yani AYT konularında şu an çok büyük eksiklerimiz var. O yüzden şu an AYT Evet. çözmemizin bir mantığı yok. AYT çözdüğümüz zaman sadece bizim moralimizi bozar. Hani analizi yapmamızın da bir mantığı yok. Çünkü zaten işlemediğimiz konuları yanlış yapıyor olacağız muhtemelen. O yüzden bence şu an AYT denemeleri bir kalsın. Denemeleri israf etmeye gerek yok. Onun yerine biz konularda hızlı bir şekilde ilerleyelim. Daha sonra zaten konularda böyle %70, %80'ini bitirince AYT denemelerinde başlarız. Ona göre analizlerimizi yaparız. Tamam abi. Anladım. Onun dışında var mı sıkıntımız? Yok abi. Tamam. Bu arada seni videoya çekiyorum şu anda. Öyle mi? Evet, şu an YouTube'dasın. Söylemek istediğim şey var mı? Hiçbir zaman pes etmesinler. Ben ilk başta yani 12. sınıf senemde çoktan bıraktım yani. İlk önceden bıraktım. Kendilerini mezun gibi görmesinler. 12. sınıf arkadaşlarıma söylüyorum. Bunun dışında pes etmesinler. Peki birazcık da reklam yapalım. Koçluğumuzla ilgili düşüncelerini alalım Esma. Ben koçluğu geçen sene aldım. Son bir iki ay bıraktım zaten olmayacak diye. Ama şimdi biraz geç başladım koçluğa ama çok iyi gidiyor. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Peki koçluğun en sevdiğin özelliği ne? Yani şöyle bir şey var. Ben her derse gerektiği kadar süre vermiyorum. Mesela matematiği daha çok Mesela çalışmam lazım. fiziğe, değil mi? Matematiği çok çalışmıyorum. O yüzden her derse ekstra vakit ayırmalarını tavsiye ediyorum. Evet, mesela sen fiziğe ekstra süre vermiyorsun. Evet. Değil mi? Tamam. Tamam açacağız abi. Tamam. Aşmazsak zaten koşunu bırakacağım. Haberin olsun. Tehdit ediyoruz arkadaşlar böyle biz öğrencilere. Ama tehdit işe yarıyor genelde. Hiç tehdidi görmezden gelen olmadı. Seni de tehdit ediyorum burada. Herkesin huzurunda. Fizik bu hafta bitsin, tamam mı abicim? Tamam abi. Söz mü? Evet. Tamam, süper. Onun dışında gıcık olduğumuz, kafamıza takılan derdimiz, tasamız var mı başka? Abi, sağ ol. Son karar mı? Son kararım. Tamam abicim. Bu hafta deneme çözmeye devam ediyoruz. Türkçemizde paragrafta en az 35-40 soruya ulaşıyoruz. Problemi de aynı şekilde problem ne kadar çözüyormuşsun bakayım. Problemi de çok az çözüyorsun bak. Problemi de arttıralım. Çünkü hani senin en büyük sıkıntılarından bir tanesi muhtemelen süre. Ve sen bu süreyi arttırmak istiyorsan hani böyle bir 15-20 soruda süreyi arttıramazsın abicim. Her gün böyle bir 30-40 soru çözmen lazım ki bu böyle bir alışkanlık haline gelsin, iyice pratikleşsin ve bizi hani sınavda da artık iyice süreyi arttırabilecek hale gelelim. Tamam abi. Tamam, Aynen dediğin gibi yapacağım. ona dikkat edelim, tamam? Tamam. Hadi bakalım, kendine çok iyi bak abicim. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol abi görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Özellikle mezunları çekmeye çalışıyorum ki hani mezun senenizde evde yalnız hissediyor olabilirsiniz. Sizin gibi hani aynı hisleri paylaşan öğrencilerin olmadığını düşünebilirsiniz. Veya işte öyle öğrenciler varsa onlar nasıl bir çözüm üretiyor onları merak ediyor olabilirsiniz. Ben de hani bunlara yönelik size böyle bu şekilde videolar çekip yardımcı olmaya, motive etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Koçluğumuzla ilgili ayrıntılı bilgiye onlinekoçunuz.com adresinden ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.